Bugün bütün gerçekler olduğu gibi ortaya çıkacak. Yani gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi huyu var. Burada Dilara'da biraz hızlı oldu. Ne güzel. İnşallah diğerlerinde de öyle olur. Dilara'nın annesi ve abisini öncelikle çağırayım. Önce onlar gelsin. Anne oğul bir gelsin. Seyhan'la Muhammed bir gelsinler lütfen. Öncelikle. Gel. Muhammed. Kolay gelsin. Herkes sende bir Mahsun Kırmızıgül havası görüyor, seziyor. Olabilir. Benzetiyorlar mı Mahsun'a seni? Olabilir. Vallahi bir Mahsun Kırmızıgül havası var sende. Nasılsın, iyi misin Seyhan? Sağ ol tatlım. Allah senden de razı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi ben hemen uzatmadan kızını ve kızının beraber kaçtığı Bursa'da kızını bulduk biliyorsun. Sonra hala da aynı şey kızıyla karşılaşmış. İhbarlar geldi Bursa'da. Şimdi... bazı şeyler bugün gerçekler ortaya çıkacak. O yüzden tamam, biraz sakin olmanızı rica ediyorum. Sakiniz abi. Tamam mı? Sakin. Sana ikinci adım Mahsun bundan sonra. Mahsun Muhammed diyorum ben sana bundan sonra. Şimdi hemen şeyi çağıralım. Sevgili Dilara'yı ve yanında Burak'la beraber gelsinler lütfen. Gelin çocuklar. Oy maşallah, el ele mi geldiniz? Hoş geldiniz. Şimdi herkese bir mavi rüzgarı var. Herkes bir maviler giymiş. Kalp kalbe karşı. Tunca Hanım'da lacivertler. Şimdi Dilara. Efendim. Seninle konuşacak çok şeyim var. Ama biraz Burak'ı dinle. Burak. Buyurun. Sen bize her şeyi, bütün gerçeği dün anlattın mı? Yani evet. Sen mi Dilara'yı ikna ettin? Dilara kendisi mi evden kaçtı? Doğru söyle bakayım. Yani biz kendimiz karar verdik. Kendiniz karar verdiniz. Peki sen Dilara'yı evden kaçması için ikna etmiş olabilir misin? Yok, kendimiz karar verdik. Yani ikna falan yok. Bakın çocuk, bir şey rica edeceğim ikinizden de ya. Lütfen bana bugün artık yalan söylemeyin. Burak bana yalan söyleme, çünkü ben başka şeyler, senin bana anlattıklarından bambaşka şeyler öğrendim. Ailenle ilgili. Senin anlattığından bambaşka şey, olaylar bambaşkaymış. O yüzden lütfen bak, Dilara'nın geleceği söz konusu. Sen Dilara'yı seviyor musun? Evet, seviyorum. Ha, seviyor musun gerçekten? Evet, seviyorum. Emin misin duygularından? Evet. Peki ailenle ilgili söylediklerin doğru mu? Ailemle ilgili söylediklerim... Mesela Dilara'ya yani kanserim diye yalan söylemişsin, kandırmışsın. Duygu sömürüsü yaparak mı kızı Bursa'ya çağırdın? Hayır. Dilara doğru söyle. Duygu sömürüsü yaparak mı seni çağırdı kızı? Bana kanser olarak söyledi tek. Sen de ona üzüldüğün için Bursa'ya geldin. Aynen öyle abi. Evet, ben anlayabiliyorum yani. Niye söylemiyorsun? Yani Dilara'yı Bursa'ya getirebilmek için, kardeşinizi Bursa'ya getirebilmek için yalan söylemiş. Dilara da yufka yürüttü galiba, değil mi Muhammed? Öyle değil de öyle olsun. Öyle değil de öyle olsun diyor. O da kardeşine güvenemiyor şimdi. Hı? Hep yalan. Dilara halen bize yalan mı söylüyor? Hala yalan söylüyor. Yani, Dilara bana dün şeyde, yani hep sokaklarda kalmışsınız. O gerçeği de söyler misiniz? Nerede kaldın sen kızım? Söyle lütfen, herkes duysun. Şimdi ablam böyle söyleyeyim bak. Yalan falan olmasın. Artık bıktım zaten. Hı. Ben ilk geldiğimde 2 gün dedim sana, değil mi? 2 gün otelde kaldık. Hı hı. Ondan sonra bir abi olan bir yere gittik. Bavulu oraya bıraktık. Ondan sokakta gittik. Sokakta nerede kaldın Bursa'da? Sokakta var ya, sokaklarda gittik. Ha. Gezdik. Nerede yattın, uyudun? Hastane var ya, hastaneye gittik. Gündüz sokaklarda gezdiniz. Akşamı da hastaneye giderdik. Akşam hastaneye, uyumak için hastaneye gittiniz. Aynen öyle. Burak? Paramız da abla olduğuna da otele giderdik. Derneklerden falan topladığımızda giderdik. Giderdiniz ya, yani ailemiz bize şey kötü davranıyor, bize yardım edin diye. Bir de dernektekileri kandırıyorsunuz yani. Yok. Onlar da ne yapsınlar? Size inanıyorlar yani. Tabii, yalan söylemiyorum. Burak, sen daha önce kız kaçırdın mı? Daha önceden kız kaçırmadım. Burak, sen daha önce kız kaçırdın mı? Kaç tane kız kaçırdın? Bak, ben her şeyi biliyorum, öğrendim. Bana gerçekleri söyler misin? Sen daha önce, Dilara'dan önce kaç kız kaçırdın? Yok, arkadaştı onlar. Peki, bu da yani Dilara arkadaş... senin... Yani özür dilerim ama sen arkadaşlarını mı kaçırıyor musun, arkadaşlarını? Yok, kendileri kaçtı. Kendileri sana kaçtılar, evet. Dilara gibi. Dilara da sana kendisi kaçtı. Daha önce... O zaman senin anlayacağın dilden konuşayım ben. Daha önce sana kaçan kaç kız var? 2 tane. Dilara 3. mü? Evet. Bütün kızlar böyle Burak diye yanıyor, tutuşuyor. Burak da Burak, Burak da Burak diyor. Herkes böyle senin yolunu ölüyor. Yani mecazi anlamda Bursa'ya böyle koşarak sana mı geliyor? Sen daha önce okuldan niye atıldın? Liseden? Okuldan niye atıldın? Okuldan niye mi atıldım? Evet. Okumak istemedim, ondan dolayı kendim isteyeyim. Başka neden atıldın okuldan? Söyle. Yani okumak istemedim. Hayır, daha öncesinde okulda, lisede bir kızı taciz etmişsin. O yüzden seni okuldan atmışlar. Hayır, öyle bir şey yok. Evet.
Daha başka şeyler de duydum. Nasıl yani abla? Bir kızı taciz etmiş okulda. O yüzden okuldan atmışlar. Yok öyle bir şey yok yani. Kendi üzerime değerli adamsın sen şu anda. Tamam mı? Şu anda burada bir şey... Yani çok değerli bir adamsın. Bana dediği tek kelime... Babam bir şey okulda bir tartışma mı olmuş ne? Babası gelmiş ya. Okuldan abi. Ben tek bir oğlum biliyorum. Kendi üzerime iftira atılmıştı. Ben böyle bir şey yapmadım. Kim sana iftira atıyor? Arkadaşlar tarafından. Demek ki böyle yani bir olay olmuş değil mi? Böyle var. Bir olay var yani okuldan atılma nedenin bir kızı taciz iddiası. Yok taciz etmedim kimseyi. Sen okulda niye atıldın? Okuldan atılma gerekçen ne? Yani böyle bir iftira atılarak ben de okuldan... Yani bir kızı taciz ettiğin iddiası gündeme geldi. Okul yönetimi bunu araştırdı ve bunu kanaat getirdikten sonra da seni okuldan attı, doğru mu? Yani kaç kişi tarafından üzerime iftira atıldı. Niye bu kadar herkes bütün okul sana iftira atsın ki Burak? Ya benim düşmanlarım çoktu. Öyle mi? Evet. Okul bütün okul sana düşman mı? Yani çok düşmanım vardı. Hadi okuldakiler sana düşman. Senin babaannen var değil mi? Babaannem var. Babaannen Alzheimer hastası. Doğru yok, mu? Yok öyle bir hastalığı yok. Sen babaanneyi niye dövüyorsun? Dövmüşsün kadıncağızı. Ya? Ben öyle bir şey yapmadım. Babaanneyi dövmüşsün. Neden babaanneni dövdün ya? Ben öyle bir şey yapmadım. Dövmüşsün. Yani, ve kadıncağız Alzheimer hastası olduğu için de hatırlamıyor bunu. Ben, yani dayak atıyormuşsun, dövüyor musun kadıncağızı? Dayak attığım saatlerde yani öyle bir şey yok gerçi de. Altınlarını bile çalmışsın babaannenin. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben o saatte o zaman araya gireyim. Orada değildim. Bak orada ne biliyorsun daha yeni tanıyorsun, 2,5 yıldır tanıyorsun. Yok yani ben anladım zaten. Ha. Orada o, bunun ben babasının o bir arkadaşı var Diyarbakır'da. Ha. Adı neydi ben sanmıyorum. Onun bunların evine misafirliğe gitmişti. Hı hı. Oradan çalıp kaçmıştı akşam. Kim çatıyor? Burak mı? Yok bu değil. Bir adam. Bunları sana Burak mı anlattı? Yok abla bu da anlattı. Başkaları da anlattı. Kim sana anlattı? Yani abla bunun bir çevrede bir arkadaş vardı. Aha. Diyordu böyle böyledir. Sen bunlara inandın mı? Ben buna inanmadım ha diğerine inandım. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Biz birebir birinci derece akrabandan babandan bunu duyduk. Babaanneni dövmüşsün, kovmuşsun, şey yapmışsın, altınları değil aynı zamanda eve gidip çamaşır makinesini çalmışsın. Hayır ben evinde değildim. Çamaşır makinesini nasıl çaldın? Evinde değildim ben. Baban telefonla attığında. Sen babanla ne zamandır görüşmüyorsun? Ne zamandır görüşmüyorum? 3 senedir görüşmüyorum. Emin misin? Kasım ayından beri görüşmüyormuşsunuz. Yani zaten bana hiçbir zaman babalık yapmadı kendisi. Ya Fatih Bey telefon attığında. Fatih Bey duyuyor musunuz beni? Duyuyorum, duyuyorum. Ya Fatih Beyciğim, Burak sizin oğlunuz mu? Maalesef. Peki Burak bize çok doğruları söylemiyor. Ben o da 19 yaşında. Şimdi bir gence de sürekli yalan söylüyorsun demek istemem ama hiçbir sözü hiçbir doğru zaman, değil yani. Hiçbir zaman bana kesinlikle babalık yapmamış. Hiç babalık yapmamışsınız evladınıza. Evet. Her zaman evde dövüldüm. 17 yaşına kadar annem boğazımın üstüne ayaklarıyla kendisi çıkardı. Yalansa yalan desin kendisi. Duydunuz mu Fatih Bey? Oğlunuzu. Didem Hanım. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Bu çocuk nasıl söyleyeyim? Kafasında bir şey kuruyor. Bir yalana önce kendisi inanıyor. Hı hı. Ondan sonra da karşısındaki insanları inandırmaya çalışıyor. Sen niye aramıyorsun belki böyle bir şey varken? Bana evet. Duyduysanız beni niye aramadınız? Muhammed miydi arkadaşın? Evet abi. Evet. He, Muhammed kardeşim sana şunu söyleyeyim. Evet. Bu çocuk daha önce de kız kaçırdı. Tamam. Tamam mı? İki defa kız kaçırdı. Daha önce iki çocuklu bir kadınla görüşüyordu. Aa, tamam. Ay iki ondan çocuklu. Ondan sonra. Tabii tabii iki çocuklu bir kadınla görüşüyordu. Kaç yaşındaki ondan... bir kadına öyle yani iki çocuklu kaç yaşında bu kadın? Ya yani bunun mukatının haddi var hesabı yok. Artı 3 şey kaç ay oluyor ya? Yani 4-5 ay önce yanlış değilse. Evet. Başka bir kız kaçırmıştı Diyarbakır'dan. İki çocuklu bir kadını onlarla... mı kaçırdın? Ben kaçırmadım. Görüşüyordu telefonla bir görüşüyordu. Bir dakika Fatih Bey bir dakika iki çocuklu bir kadınla mı görüşüyordu? Yani daha sonradan öyle bir şeyler olduğunu öğrendim. Kaç yaşında bu kadın? 24 yaşındaydı. 24 yaşında. Erkenden evlendirmişler yani. Onu da ikna ettin mi gelmesi için? Yok ben onunla yani öyle bir şeyler konuşmadım ikna etmek için konuşmadım. Yani şöyle Muhammed şunu söylüyor. Madem oğlunuz böyle problemli bir çocuk niye bana haber vermediniz değil mi? Niye karakola gitseydin. Karakola niye gitmediniz diyor yani. Ne yönde nasıl karakola gideyim ben? Oğlunuzu ihbar etseydiniz diyor evet. Yani. Oğlumu zaten ihbar ettim ben. Kızı kaçırdığı zaman karakol kapılarında yattım ben ya. Kaldım saatlerce. Aynen. Otel onu aradık biz. Abi kızı ben bak Salgınlar'a gittim. Diyarbakır'da. Bursa. Ya, o demiyor. Bursa. Alan da diyor ben polise gitmişim ya. Evet. Ben söylediğim zaman polislere bundan kaçtığını öğrendik. Ama sen niye geldin? Orada niye demediler ki babası şikayet ediyor veya başka bir şey var? Kardeş ben anlamıyorum seni ya.